Merhaba, saat 20 Dünya Ali, Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız dünyada. Önce bir tane bazı başlıklar okuyacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya'da, Viyana'da havaalanında Türk vatandaşlarını köpekle arayan Avusturya'nın ırkçı tavrına sert tepki gösterdi. Böyle rezalet olur mu? Bunların cibiliyeti bu, dedi Cumhurbaşkanı. Irak'ın kuzeyine yapılan hava operasyonunda iki terörist daha öldürüldü ve öldürülen terörist sayısı 47'ye çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, istifası istenen belediye başkanlarından da Altepe gitti, gereğini yerine getirdi. Melih Gökçe'nin cumartesi günü istifa edeceği açıklandı, kendisi açıkladı. Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan yaz saati uygulaması kalıcı hale dönüşecek. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda verilen bir önergeyle düzenleme Bakanlar Kurulu yetkisine devredildi. TürkSat'ı işgal davası karar çıktı. 15 Temmuz ihanetinde Ankara Gölbaşı'nda TürkSat'a giderek yer uydu istasyonunda yayınları kesmeye çalışan 13 sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şimdi Dünya Ali. Şöyle genel elimizin altında dünyada neler oluyor diye bakarsak, Bulgaristan'da sınırın hemen öbür tarafında kuş gribi var. Kuş gribi salgınını Bulgaristan yönetimi Dünya Sağlık Teşkilatı'na bildirdi. Onlar da duyuru yaptılar. Dediler ki Bulgaristan'da kuş gribi var. Bu kuş gribi bir yerde durmuyor malum. Nerede var? İki nokta. Stefanova, Dobruca'nın yukarısı aslında Türkiye sınırına çok yakın yerler bunlar. Orada bir çiftlikte 418 hayvan ölmüş. 10 bin kadar hayvan tavuk çiftliği olduğu anlaşılıyor. Tavuk çiftliğinde 10 bin hayvan da kesilmiş, imha edilmiş. H5 denen gayet tehlikeli ve bulaşıcı türden bir kuş gribi. Diğer salgın noktası da Uzuncuova, Hasköy bölgesinde, yine sınıra yakın. Orada da bir çiftlikte bulunmuş. Bazı hayvanlar ölmüş, bazılarını itlaf etmişler. Ama sınırın öbür tarafında kuş gribi var. Tavuklar ve bütün uçan kanatlılar, uçmayan kanatlılar hepsi etkilenmekte. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde pilot sıkıntısı var. Öyle ki emekli olan pilotları göreve çağırıyorlar. Amerika. Sayılar da var. Tam 1555 adet pilot açıkta. Açık var. İhtiyaç var. Ve bunların 1211'i muharip, savaşçı, savaş uçağı pilotu. 1555, 1211'i savaş pilotu. Diğerleri nakliye ve diğer uçaklar. Ne olmuş? Genellikle Amerika'da emeklilik ve bu yeni pilotların getirilmesi plana, programa bağlıdır ya da öyle zannedilir, ama bir yerde bir zincirin halkası kopmuş ve Cuma günü Başkan Donald Trump hava kuvvetlerine yetki veren bir kararname imzaladı. Emekli olan bütün pilotları geri çağırabilirsiniz diye. Ki bunun işte en az 1000 kadar pilotu kapsadığı düşünülüyordu. Fakat Amerikan Hava Kuvvetleri diyor ki şu noktada emekli pilotları çağırma niyetimiz yok. Daha doğrusu planımız yok diyor. Yani orada bir yine yönetimle hava kuvvetleri arasında bir diyalogsuzluk var gibi geliyor. Çünkü Donald Trump ya da Beyaz Saray bunu durduk yerde yapmaz. O yüzden bir kopukluk olmasına rağmen gerçek olan bir şey var. Amerikan Hava Kuvvetleri'nde pilot sıkıntısı var. Peki normalde diyorlar 25 tane pilotu geri çağırabilir hava kuvvetleri kendi yetkisiyle. Onun için başkandan genel kararname çıkartıldı. Başkan diyor ki durum acil, ulusal güvenlik söz konusu. Onun için o 25 sınırlamasını kaldırdım. 1000 kadar çağırabilirsiniz diye. Bunu 11 Eylül'den sonra getirmişlerdi. İşte neden böyle bir sıkıntı oldu? Pek nedenine girmiyorlar da neticesine bakıyorlar. Diyorlar ki mevcut pilotlara işte teşvik ve ücret
zammı yapıp onları kazanacağız, kazanmaya çalışacağız. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin emekli pilotlarla uçması da ayrı bir işin ilginç noktası. Böyle durduklarına bakmayın. Bu yani bir sonraki kare, ikisi birbirini yere serip üzerlerinde kavga başlatıyor. Böyle bir sahne olabilirdi. Şöyle, Juncker ve Başbakan May Brexit konusunda çok canhıraş pazarlıklar yapıyorlar ve bu pazarlıkların da medyaya sızması Bayan May'i özellikle çok hırpalıyor. Çünkü son görüşmede iddia edildi, dendi ki Bayan May Juncker'e yalvardı, lütfen bana yardım et diye. Şimdi lütfen bana yardım et diye yalvarmak başbakan için gayet zedeleyici bir haber. İki tarafta yalanlıyor. İki tarafta yok böyle bir şey diyor. Peki sızıntı niye geliyor? Nereden çıktı sızıntı? Bir Alman gazetesinde yayınlandı. Bu Brexit ile ilgili hikayeler hep Alman gazetelerine sızıyor nedense. Bu işten bir Alman, Avrupa Birliği'nde görevli bir Alman yetkili sorumlu tutuluyor. Görevden ayrıldı ama hala iş karıştırıyor diyorlar arkasından. O Alman medyasına sızdırıyormuş. Peki bunun faydası ya da zararı? Zararı, gerçi Brüksel bizi de zedeliyor. Biz de Juncker açısından da kötü bu sızıntılar diyor ama daha çok Bayan May'i hırpalamaya yönelik gibi duruyor. Çünkü ayrıntılar var, işte toplantıda Bayan May felaketti, gözüne bir damla uyku girmemiş gibiydi, gayet yorgundu, sinirliydi falan. Bunlar hep Bayan May'in ülke içi siyasette de altını oyan haberler. O yüzden gayet rahatsızlık verici. Juncker de diyor ki böyle haberlerin sızmasından Avrupa Birliği de rahatsızdır, İşte bizim pazarlık marjımızı etkiliyor vesaire. Bu arada Juncker'in işte sizi cezalandıracağız çıkmaya karar verdiğiniz için dediği iddia edildi. Juncker hayır yok öyle bir şey diye yalanladı. Nereye gider? Bunlar böyle çok konuşurlar. Brexit'in henüz çıkış kapısı belirlenmedi ya da yok. İngiltere daha çıkamıyor, köşeye sıkışmış durumda ve ortalıkta bir kapı yok Brexit konusunda. Boris Johnson, Bayan May'e bir şey olursa yedek başbakan olarak göreve hazır tabii ki, fakat daha uygun bir zamanı bekliyor biraz daha yıpransın diye. Boris Johnson bugün ilginç bir söz etti, bir düşünce kuruluşunda konuştu, muhtelif şeylerden bahsetti. Fakat bir şey daha söyledi, diyor ki Donald Trump'ın Amerikan Başkanı olarak Kuzey Kore'ye bir askeri saldırı planı yapmakla yükümlülüğü vardır. Başkan olması nedeniyle Donald Trump bu planı yapmakla görevlidir. Ve de bunu kaçınılacak ya da garipsenecek hiçbir şey yoktur. Peki İngiliz Dışişleri Bakanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'ye askeri hareket yapacağını mı ima ediyor? Hayır. Yapmaya hazır, yapabilir. Çünkü onun görevi böyle bir planları yapmak ve hazır olmak diyor. Neden böyle bir aşamaya geldik? Şöyle, en son Donald Trump'ın dün yine pazar günü olmasına rağmen konuştu. Kuzey Kore ile savaşa tümüyle hazırız ve bölgedeki askeri gücümüz var demişti Donald Trump. Yine Kuzey Kore ile savaşa hazır olma kavramından yola çıkarak Donald Trump ne karıştırıyor diye herkesin kaygısı oldu. Boris Johnson, Kuzey Kore yönetiminin Amerika'yı tehdit ederek zaten işi karıştırdığını düşünüyor ve bizi de tehdit ediyor diye bir de kendisine pay çıkartıyor. Ve hiçbir Amerikan başkanı New York'un ya da Amerika'nın bu şekilde tehdit altında olmasını kabul edemez diye de bir anlamda Amerika'ya desteklerini verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı. Başka bu Kuzey Kore meselesinde Japonya, Güney Kore ve Amerikan Savunma Bakanları'nın da bir araya geldiğini gördük. Üç Savunma Bakanı, Güney Kore, Japonya, Amerika Savunma Bakanları'nın bir araya gelip Kore'deki durumu görüşmeleri dikkat çekiciydi. Hafta sonunda Japonya'da seçim vardı, oraya ayrıca değineceğiz. Ama seçim, her şey, bütün geri planda ya da gölge gibi yukarıda. Kuzey Kore meselesi var. Kuzey Kore meselesinde herkes hazırlıklıyız deyip duruyor. Geçen hafta CIA Başkanı Pompeo'nun Kuzey Kore bir aya kadar ya da aylar içinde
Amerika'yı vurma noktasına gelebilir sözünü de hatırlayalım. O Donald Trump'ı ve diğer konuşmaları Boris Johnson dahil teşvik ediyor olabilir. Rex Tillerson, Amerikan Savunma Bakanı, diyorlar ki Rex Tillerson Exxon'un CEO'suyken daha kuvvetliydi, daha kudretliydi. Exxon'un CEO'suyken Körfez'de Suudi Arabistan'ın Rex Tillerson'a hayır demesi söz konusu bile olamazdı. Şimdi Rex Tillerson Dışişleri Bakanı oldu. Suudi Arabistan dinlemiyor Tillerson'ı. Nerede dinlemiyor? Katar meselesinde. Cuma günü de kısmen değinmiştik. Rex Tillerson, Suudi Arabistan'ın tutumu yüzünden Katar işi çıkmazdı ve bu abluka sürüyor diye şikayet etmişti. Biz de garipsemiştik. Yani koskoca Amerikan Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'ı medyaya mı şikayet ediyor? Suudi Arabistan üzerinde kullanacağı hiçbir etki yok mu acaba Amerikan Dışişleri Bakanı'nın diye sormuştuk. Cevabı gelmedi. Onun yerine bir çaresizlik ibaresi. İşte diyor ki yani Tillerson CEO iken daha kuvvetliydi. Suudi Arabistan o zaman hiç hayır demeyi falan düşünemezdi. Nereye geliyoruz? Şöyle, Tillerson'ın işte görüşün çözün bu Katar ablukası meselesini diye girişim yaptığı ve Suudi Arabistan'ın hayır dediği anlaşılıyor. Gerçi Tillerson'ın yaptığı bir adım, bir uygulama icraatı daha var, öyle söyleyelim. Hafta sonunda Irak Başbakanı İbadi Suudi Arabistan'a gitti ve Irak'la Suudi Arabistan arasında yeni yakın ilişkiler teyit edildi. Orada Tillerson'ın varlığı da, yani Amerika, Irak ve Suudi Arabistan'ı İran'a karşı bir araya getiriyor. Fakat Tillerson'ı rahatsız eden konu, ittifakın Katar ve diğer Körfez ülkelerini de kapsaması lazım. Tamam, Emirlikler falan hemen ve de Mısır, Suudi Arabistan'ın yanında yer alabilir. Fakat Katar'ın boşluğu hissediliyor ve Katar'ın boşluğunu da Tillerson, ittifakta çatlama olduğu zaman rakipler bu boşluktan yararlanır ve aleyhinize kullanır diye uyarmaya çalıştı ama pek dinleyen yok. İran konusunda hala vurgu yapıyor. Bu arada İran devrim muhafızlarına ve devrim muhafızlarının şirketlerine Amerika yaptırım uygulamıştı. En son Tillerson bütün bölge ülkelerini, uluslararası şirketleri ve Avrupa şirketlerini uyardı. Diyor ki devrim muhafızlarının şirketleriyle ticaret yaparsanız riske girersiniz, sizi yaptırım altına alabiliriz. Yani yaptırım altındaki şirketlerle ticaret yapanları da hedef alırız diyor. Peki nedir? İşte İran'ın diyor ekonomisi 400 milyar dolardır. 400 milyarlık ekonomiyle mi iş yapmak istersiniz yoksa 15 trilyon dolarlık Amerikan ekonomisiyle mi iş yapmak istersiniz diye bir de böyle havuç sopa artık hangisi hangisidir göstermeye çalışmış. Şirketler de diyor ki biz İran'la ticaret yapıyoruz, devrim muhafızlarıyla değil. Fakat devrim muhafızlarının çok yaygın bir ekonomik ağ olduğu için nerede varlar, nerede yoklar ayırmak çok zor. O yüzden karışık çizelgeler ve şirket yapıları içinde devrim muhafızları var mı yok mu diye araştırmak zor olabilir. Kaldı ki büyük Amerikan şirketleri Boeing, Avrupa Airbus, Amerikan büyük tekrar sanayi teknoloji şirketleri hepsi sıraya girmiş ve İran'la iş yapıyorlar. Onu nasıl çözecekler? Şöyle, devrim muhafızlarının şirketlerinden uzak kalın diyor. Bu arada Tillerson Afganistan'a da uğradı. Hindistan ve Pakistan'a gidiyor. Oradan da Pakistan'a geçti. Bu Körfez turuydu. Suudi Arabistan Katar'a gitti. Ardından Afganistan'a uğrayıp şimdi Pakistan'a geçti. Pakistan'dan Hindistan'a gidecek. Oradan da İsviçre'ye gideceğini söylemiştik. Böyle bir sınırlı tur ama tekrar petrol CEO'su iken sözü daha fazla dinlenirdi. Çek Cumhuriyeti'nde yeni bir başkan. Çekya'nın ikinci büyük, en zengin ikinci iş adamı. Kendinden daha zengin işte bir kişi daha var. Bir de Çekya maliyesi ya da hazinesi var, o kadar. Yanında da muhterem eşleri. Donald Trump'a çok benziyorlar. Hem yapı hem yaş farkı her şeyle birlikte Donald Trump bir model olarak ortaya çıktı. Siyasetiyle, özel hayatıyla herkes Donald Trump'ı izlemeye başladı bu aralar. Şöyle, Çekya'da
Brüksel'e saç baş yolduracak Avrupa Birliği'nin doğu ülkeleri arasına katıldı. Polonya, Macaristan, Slovakya, işte icabında Bulgaristan, Romanya. Bunlara Çek Cumhuriyeti de katıldı. Andrei Babiş, iş adamı dedik, kazandı. Çok büyük bir oy farkıyla kazandı. O bir ayrı güç veriyor. Peki Babiş ne diyor? Babiş her şeye hayır. Önce Çekya'nın çıkarları gelir diyor. Gayet Donald Trump çizgisinden gidiyor. Ona hayır, buna hayır. Ama partisinin adı Ano da evet demek. O da bir ilginç durum. Hayırlar içinde evet, başka şeylere evet diyor. Başka? Bütün seçim sonucu, Çek Cumhuriyeti'ndeki bütün seçim sonucu zaten Brüksel'e saç baş yolduracak durumda. Şimdi bir Babiş birinci parti olarak seçildi. Tamam, sonra Euro'dan çıkalım diyenler, bir ayrı parti var. Onlar ikinci geldi. Sonra Müslüman karşıtı olan ve Euro'dan çıkmayalım, Euro'dan çıkmakla kalmayalım, Brexit gibi Avrupa Birliği'nden de çıkalım diyen bir parti vardı. Onlar da dördüncü oldu. Babiş 2-4, hepsini toplayınca zaten %51'den fazlası Çekya'da aşırı uçlara, Avrupa Birliği'ne karşıt. İşte küreselleşme zaten artık telaffuz edilmiyor. Küreselleşmeye karşıt partiler oldu. Gayet popülist ve milliyetçi ve içe dönük partiler şu an Çek Cumhuriyeti'nin siyasi yelpazesini tamamlıyorlar. Tıpkı Hollanda seçimi, Fransa seçimi, Almanya seçimi. Yani Hollanda, Almanya, Fransa'da belki güç bela statiko idareyi korudu ama altları oyuldu. İşte ya Hollanda'da olduğu gibi muhalif faşistlerin söylemine kaydılar. Fransa'da olduğu gibi zar zor sırf o seçilmesin diye Macron seçildi. Almanya'da Merkel'i zar zor seçtiler ama Nazileri de parlamentoya soktular. Benzer bir durum çözülme boyutu gibi Almanya'da devam ediyor. Japonya'da çözülme yok. Shinzo Abe tekrar seçimi kazandı. Hafta sonunda Başbakan Abe'nin orada hem kendi partisi var hem de koalisyon hükümeti oluşturuyor. Bir de küçük partisi vardı. Onların hepsi hep birlikte seçimi kazandılar. Parti veya hükümet çoğunluğu mecliste gayet sağlam. Hatta o kadar sağlam ki Abe'nin hep hedefi de bu Japonya'nın pasifist anayasasını değiştirelim. Güzel güçlü bir ordu kuralım, silahlanalım, ne gerekirse yapalım diye. Ona şimdiye kadar hep pasifist anayasa engeldi. Onu değiştirecek çoğunluk şu an Abe ve ekibinde var. Ama Abe'nin asıl derdi Kuzey Kore. Tekrar Kuzey Kore konusunda ilk demecini verdi. Kararlı ve güçlü diplomasiyle Kuzey Kore sorununu bu aşamada çözmeye çalışacağız dedi. Kararlı ve güçlü diplomasi işe yaramazsa ne olacak? Orada duruyor ama devamında işte Donald Trump söylüyor. Vuracağız, kıracağız, saldıracağız şeklinde. Bu arada Donald Trump Japonya ve bölge ülkelerine, Çin dahil, bir geziye hazırlanıyor. Gelecek ay Kasım'da çıkacak. Bu Donald Trump hem Asya ziyareti yapacağım diyor, hem Kuzey Kore'yi vuracağım diyor. Bu nasıl, ikisi birden nasıl olacak diye düşününce, hala gezi planlarını yapıyor mu diye merak etmekteydik. O ikisi arasında bir çelişki görülmediği anlaşılıyor. Yani bir taraftan bakınca bazı haberlerde işte Kuzey Kore'ye karşı en sert karşılık, gerekirse askeri müdahale, her şey masada. Evet, bir yandan da Donald Trump işte Çin ziyaretinde şunu yapacak, Japonya ziyaretinde bunu yapacak. İkisi birbiriyle çakışacak olursa ne olacak diye soruyoruz ama henüz onun cevabı yok. Bakalım ziyaret tarihi yaklaşana kadar yaşanacaklar durumu belirleyecek. İtalya'nın iki bölgesi, cuma günü anlatmıştık, hafta sonu evet referandum yaptılar. Milano ile Venedik, iki ayrı eyalet. İki ayrı eyaletin tarihte, evet, Lombardiya, Veneto diye krallıkları vardı ama o tarihteydi. Şimdi tekrar eski güzel günlere dönüp, fakat bir yerde duruyorlar. Yani bağımsızlık değil, otonomi diyorlar. Neymiş otonomi? Şöyle, biz Roma'ya çok vergi veriyoruz. O vergilerin çoğunu vermeyelim. Zaten o vergileri de Roma çarçur ediyor. İşte güneye, Napoli'ye, Sicilya'ya falan gönderiyor. Oralarda paralarımız heba oluyor. Peki, bu paralar bizde kalsın. Yine
otonomi diyorlar, sonra özerklik diyorlar, sonra bağımsızlık diyorlar, sonra duvara tosluyorlar. Avrupa'daki çizgi bu ama şöyle, bütün bu oylama ya da referandum gürültüsünün altında Kuzey Birliği denen İtalya'daki siyasi oluşumun güçlendiğini ve kendisini göstermeye başladığını söyleyebiliriz. Kuzey Birliği aynı zamanda Silvio Berlusconi'nin bir zaman anlatmıştık, güçlenmesine ve ittifak yapmasına açık bir topluluk. O yüzden İtalya'da da statükoya karşı bir siyasi oluşum bu şekilde güçleniyor. Başka işte bu Milano ve Venedik'teki oylamalarda %95 kadar evet çıkmış mali özerklik ya da mali otonomiye. Gerçi katılım düşüktü ama diyorlar, dostlar arasında yapılan oylamalarda katılıma zaten öyle fazla dikkat etmiyoruz. Birkaç kişi gelse bile yeter. %95 var mı? Var. Çok da kötü alıştılar. Ya %95 ya %98 falan çıkartıyorlar. Henüz %105 çıkmadı. Ona bakıyoruz. Sonra Roma ne diyor bu işe? Roma diyor ki görüşebiliriz. Yani mali şartlarda bir sıkıntı varsa görüşebiliriz. Fakat bir şey daha hatırlatıyor Roma. İtalyan Anayasası da mali açıdan bile özerkliğe izin vermiyor. Yani diğer özerklikleri zaten yol kapalı da hani bütçenin bir kısmı maliyeyi falan yok. Hayır, öyle de bir şey yok. Toplanan vergiler toplanacak ve Roma'ya gönderilecek. Orada bir itiraz hakkı olmuyor. Peki ne kadar vergi? Milano İtalyan ekonomisinin ve eyalet İtalyan ekonomisinin %20'si. Venedik %10'u. Böyle bir ortamda evet iyi para var ortalıkta ama Roma'nın hiç bunlara izin vermeyeceği biliniyor. Şimdilik Kuzey Birliği'nin yükselişi ve İtalya'da yaklaşan genel seçimlere bu şekilde hazırlığını görüyoruz. İzleyeceğiz. Sınırın güneyine Irak ve Suriye'ye bakabiliriz. Irak'tan başlayalım. Irak birliklerinin ya da Bağdat'a bağlı birliklerin Türkiye sınırında Habur sınır kapısına doğru hareketlenmek üzere tahkimat yaptığı anlaşılıyor. Akşamüstü gelen bilgilere göre şöyle Fişk Habur, Habur'un hemen diğer tarafı Fişk Habur diye geçiyor. Fişkabur bölgesinde ki işte Musul'un yukarısı sayılmakta. Aynı zamanda hem Türkiye hem de Suriye sınırlarının da kilit noktası. Oraya doğru Irak ordusunun bir kolunun hareketleneceği anlaşılıyor. Şimdiye kadar hazırlık yapmaktaydılar ve tahkimat vardı. Fişkabur'un önemi şu. Hem Habur sınır kapısında anlaşılan Bağdat denetimi ele geçirmek istiyor. Hakkıdır. Normal. Zaten Türkiye'nin bir itirazı yok. Türkiye, Bağdat o konuda görüş birliğine varmış durumda. O yüzden o koridoru da açmak ve Habur'dan sonra Irak'a girdikten sonra o koridorun işte Bağdat'a güneye kadar uzanmasını sağlayacak bir güvenliği sağlamak. Aynı zamanda da işte zaten merkezi hükümetin otoritesini oralarda hakim kılmak. Artı bu Fişkabur'da aynı zamanda Kerkük-Ceyhan boru hattının o yan tali kolunun buluşma noktası var. Bir de basılan, pompalanan petrolü ölçen pompa istasyonu var. Sayaç. Sayaç istasyonu var. Tekrar Habur tarafında. Normalde ana petrol boru hattı Kerkük-Ceyhan. Kerkük'ten başlıyor. Oradan Türkiye sınırına girip Türkiye'de devam ediyor. Fakat işte son dönemde bu Tavked Dohuk tarafından küçük bir boru hattı ile Kuzey Irak'ın petrolü de bu hatta bağlanmıştı. Bir çatal yapıyordu. O çatal işte Fişkabur'da bütünleşiyor metraj istasyonu ile birlikte. Ama bütün bu denklemin anlaşılan Rabia 40 kilometre kadar güneyde toparlanan Irak ordusunun hareketlenmesiyle aşılacağı anlaşılmakta. İşte Erbil şikayet ediyor gerilimi Irak azaltmadı diye.
Irak Merkezi İdare'nin otoritesini kurmakla meşgul. Gerilim falan yok ve de Habur bölgesinin 1991'den beri Kuzey Irak ve milislerin denetiminde olduğu ve oradan çok büyük paralar kazandıkları da hatırlarda. Bu arada Irak Başbakanı El İbadi'nin çarşamba günü Türkiye'ye geleceği bilgisi, evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın beklenen ziyareti bir hafta sonuydu. O ertelenmişti. Sonra o hafta sonu çok şey oldu gerçekten, askeri hareketlenme ve Kerkük'ün temizlenmesi gibi işler yapıldı. Sonra El İbadi Suudi Arabistan'a gitti. Söylediğimiz gibi Amerika'nın ricasıyla Suudi Arabistan'la görüştü. Olur falan dedikten sonra da şu an Türkiye'ye gelip bu Habur operasyonu ve sonrasını ve genel durumu konuşacaklar. Dolayısıyla zaten her düzeyde Türkiye ile Irak arasında ve de Tahran arasında iletişim sürüyor. Ha, bu arada Rex Tillerson, Amerikan Dışişleri Bakanı, bölgedeyken hafta sonunda işte bu Haşşabi milisleri, şöyle bakalım, Haşşabi milisleri tamam Irak ordusuna Bağdat'ta destek oldular ama işlevleri bitti, görevleri tamamlandı. Zaten DAEŞ'e karşı da mücadele kazanıldı. O yüzden evlerine gitseler iyi olur demişti. Buna Bağdat'ın karşı tepkisi var. Bağdat diyor ki onların evi burası. Bir yere gidecekleri yok. Evet, Haşşabi'yi İran'ın yönettiği ya da donattığı da söylenir. Ama öte yanda işte Irak içinde herhangi bir personel sıkıntısı çekmeyecek bir milis gücü. Irak içinden yeterince milis toplayabilecek bir güç. Iraklı Şiilerin çabasıyla ve desteğiyle. Iraklı Şiiler de pek bir yere gidecek gibi durmuyorlar. Zaten gitmeleri de beklenemez. O yüzden bu Tillerson'ın eve gidin, hangi ev, kim eve gidiyor, kimin evi falan diye tartışmalara neden oldu. Başka gün boyu gelişmelerden bir tanesiydi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Dışişleri Bakanı ile görüştü Moskova'da. Görüşme sonrasında Lavrov'un sözü ilginçti. Lavrov diyor ki Irak Kürtleri Bağdat'la koordineli hareket etmeliler. Yani Moskova, Irak Kürtleri için istikametin Bağdat olduğunu söyledi. Gerçi Lavrov edebi bir dil kullanmış, Kürt halkının umutlarını ve kimliklerini güçlendirme yolundaki çabalarını ve öz bilinçlerini anlıyoruz demiş. Anlıyoruz diyor, destekliyoruz demiyor, anlıyoruz diyor. Ancak doğru olan bu umutları ve istekleri Irak hükümetiyle görüşerek kanalize etmeleri daha doğru olur diyor. Ve bölgesel olarak işte Kürt konusunu göz önüne almak gerekir diyor. Aynı zamanda bölgede yeni istikrarsızlık yaratmaktan da kaçınmaları gerekir diyor. Birden işte Kürt konusu bölgesel istikrarsızlık unsuru olmaya başladı. Bu da ilginç. Bu yalnızca Türkiye'ye mahsus bir sıkıntı gibi düşünülürdü. Fakat hayır, bölgesel istikrarsızlık kaynağı oluşturuyor bu oluşum. Dolayısıyla bölgesel istikrarsızlık olduğunu Rusya'nın da teyit etmesi ilginç. İşte aynı zamanda Irak'la Rosneft'in Irak petrol bölgesindeki girişimleri ve son yatırımları da konuşulmuş. Onu da aktarmıştık. Bu petrol boru hattının bir kısmına, hatta Kuzey Irak değil, bölgesel yönetim tarafındaki kısmına Rosneft birden ortak olmuştu. %60'lık bir payla. Bu meşru mudur, değil midir, nasıldır? Onu da herhalde Irak Dışişleri Bakanı ile Lavrov konuşmuştur ama o konuda bir ayrıntı yok. Başka? Erbil'deki büyük tarihi yanılgının ve tümüyle Mesut Barzani'nin girişimiyle başlayan yanlışın siyasi faturası. Herkes onu sormaktaydı normal şartlarda. İşte istifa, bunun sorumlularının değiştirilmesi, hatta iç hesaplaşma vesaire gibi seçenekler. Fakat öyle bir şey olmuyordu. Bu arada Goran Partisi, Kuzey Irak'ta işte bölgesel yönetim içinde kayda değer muhalif gruplardan ya da ana muhalefet partisi sayılabilir. Goran bir açıklamayla
Mesut Barzani'nin istifasını istedi. Açıklama diyor ki son olaylar işte gösterdi ki başkanlık diyorlar. Barzani başkanlığı büyük yanlışlar yapmıştır. Bu yanlışlar sonucu felaketlere neden olmuştur. Bu felaketler sonucunda da işte başkanlığın lağvedilmesi, Barzani'nin ve diğer kadroların da lağvettiğiniz zaman bütün kadrolar gidiyor demektir. Başkanlığın lağvedilmesi de gayri kapsamlı bir durum. Adına da diyor bir ulusal uzlaşma hükümeti kurulması. Bütün diğer grupların da katılımıyla bir ulusal uzlaşma hükümeti kurulmasını öneriyor. Orada aşağı yukarı bir tek parti Barzani hükümeti ya da tek şahıs hükümeti gibi vardı. O yüzden bu çağrının neticelerine de bakmak gerekiyor. Sonra petrol boyutuna tekrar dönersek, Irak Petrol Bakanı hiç vakit kaybetmeden bu British Petroleum, BP'yi çağırmışlardı. Kerkük yataklarının bir an önce canlandırılması ve günlük üretimin artırılması konusunda. Bu konuda BP'nin üst düzey yöneticileri Bağdat'a gelmişler. O görüşmeler yapıldı ve tekrar hükümet BP'den bir an önce Kerkük'te üretimi artırmayı sağlamasını istedi. Diğer petrol bölgelerine de tekrar fizibilite yapacak. Dolayısıyla Kerkük hem Bağdat yönetimi hem Kerkük sonrasında araziye hem de petrol bölgesine ve de sınırlara hakim olma çabasını gösteriyor. Suriye'ye de bakmak gerekiyor. Suriye-Irak süreci aşağı yukarı aynı. Habur'daki Irak hareketlenmesi, Habur sınır kapısı Suriye sınırı tarafını da etkileyecek boyutta. Onu da biliyoruz. Orada ne oluyor deyince Deir-Ezor'dan sonra Fırat Vadisi boyunca Mayadin de Şam denetimine geçmişti. Ardından bu Kamal'e geldiler. Bu Kamal'in de şöyle son Suriye'deki son büyük DAEŞ varlığı olan kasaba ya da yerleşim birimi diye geçiyor. Bu Kamal'in de kısa süre içinde işte saatler falan diyorlar. Şam birliklerinin ki Şam birliği tek başına Şam değil. İşte Şii milisler var, Rus hava kuvvetlerinin ve Rus danışmanların desteği var. Hepsi birlikte bu Kamal'in temizlenmesi için kasabanın kenarına gelecekler. Orada bir büyük petrol istasyonu, petrol bölgesi var. T2 aynı zamanda pompa istasyonu. Hep dikkati çekilirse petrol bölgeleri ve petrol boru hatları ve de istasyonların olduğu noktalar hayli askeri açıdan hareketli. Oraya da şu an yönelmiş durumdalar. Bu Kamal'i DAEŞ'tan temizleme amacındalar. Amerika ve maşaları tümüyle devre dışı kalmış durumdalar. Onlar hala Rakka hikayesine devam etmekteler. Rakka'da terörist başının görünmesi zaten birçok teoriyi yerle bir etti ve şu an bu bir beceriksizlik mi yoksa tırnak içinde aptallık mı diye soran yorumlar gördük. Yani bu hareketi büyük bir aptallık olarak sayan Amerikan yorumları var ki şimdiye kadar Maşa harekete gayet sempati gösteren yazarlar artık dile getirmeye başladılar. Dolayısıyla o da bir artık ayağı sıkılmış bir kurşun falan gibi düşünülmekte. Onun gelişmesi şimdilik kalmış durumda. Rakka'yı zaten unuttular. Bu Kamal'in de alınmasıyla Rakka ne zaman teslim edilecek ya da Şam ne zaman oraya da gelecek diye tartışma başlayacaktır. Onu da zaten izleriz. Katalonya böyle mesai saatleri dışında hareketleniyor. Hatta öyle bir hava var ki yani kimsenin pek acelesi yokmuş gibi. İşte söyledik cumartesi günü İspanya Bakanlar Kurulu toplandı. 155. maddeyle Katalonya'nın özelliğinin daha doğrusu seçimler yapılarak ve mevcut yönetime el çektirilerek o özelliğin alınması yoluna gidildi. Fakat mesela bu kararın senatodan geçmesi lazım. Peki senatoyu toplayıp hemen o kararı almak mümkün değil mi? Senato toplantısının cuma günü olacağı bildiriliyor. Bir hafta sonra. Sonra ayrılıkçılar da kendi meclislerini toplayacaklar. Ayrılıkçıların da hemen meclis toplayıp tek taraflı bağımsızlık ilan edip sonra işte
fiili durum yaratmaları falan bekleniyordu. Onlar da bu toplantıyı perşembe yapmayı uygun gördüler. Yani bir acele yok böyle, işte biz cuma yapalım, iyi biz de perşembe yapalım falan. Böyle günler geçiyor. Bu günler geçerken neden bu bekleyiş ya da neden bu ağır adımlar? Hem biraz dikkatli adım atma çabası olabilir, fakat artık 155. maddeyle Katalonya'nın özerkliğinin kaldırılması sonucu bir tetiğin çekilmesi, yani onun artık taksi taksi çekilmesi diye bir şey yok. Süreç başladığı zaman onun daha hızlı olması beklenirdi ama İspanya Başbakanı ne düşünüyor açıkçası onu bilemiyoruz. İşte Rau'yu darbe yapmakla suçladılar. İspanya'da darbe sözcüğü çok kullanılmaya başlandı hafta sonundan beri. İşte ayrılıkçılar bu kararı tanımayacağız diyorlar. Asıl evet, orada uygulamada bir Madrid'in sıkıntısı var. Çünkü tamam, senatodan da karar geçtikten sonra bu karar nasıl uygulamaya konacak? Yani ayrılıkçı Katalonya yönetimine kararı tebliğ edip siz lütfen koltuklarınızı terk edin deseler ne olur? Ya da bunu kim diyecek? Ya da bu kararın tebliği üzerine ilgililer evet hakikaten doğru haklısınız deyip koltuklarını terk edecekler mi? Kimse böyle bir şey beklemiyor. Hatta tam tersine işte sivil direniş, daha sert direniş, şöyle yapalım böyle yapalım diye sert tartışmalar Katalonya'da başladı. Peki tekrar o an geldiği zaman kararın ilamın icrası, o icra noktasında kim gidecek, kim nasıl icraata koyacak o kararları? Orada işte belki bekleyiş biraz da onun için, ama bekleyiş fazla uzun sürdüğü zaman da sinirleri yıpratır ve de başka yanlışlara neden olabilir. Şöyle bir özet var, işte bu iş nasıl çözülecek, işte Katalanlar direnirlerse, kargaşa çıkarsa vesaire diye. Yorum şu: İspanya'nın kara kuvvetleri var, hava kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, hatta jandarma teşkilatı var, çok güçlü bir polis teşkilatı var. İspanya bir NATO üyesi. Başka? Barcelona'nın nesi var? Barcelona'nın da güzel lokantaları ve çok başarılı aşçıları var diye bir yorum var. Dolayısıyla iş çok ciddiye binerse kara hava deniz kuvvetlerine karşı Barcelona aşçıları, böyle bir durum ortaya çıkacak. Bugün Endonezya'da çok çok ilginç bir olay yaşandı. Büyük bir skandaldı. Endonezya Genelkurmay Başkanı bu Washington'da yapılan ve Türkiye'den Orgeneral Hulusi Akar'ın da davet edildiği büyük işte terörle mücadele, DAEŞ karşıtı koalisyon toplantısı için Endonezya Genelkurmay Başkanı'nı da çağırmışlar. Endonezya Genelkurmay Başkanı işte Washington'a gitmek üzere uçağa binecek eşiyle birlikte. Havayolu şirketi diyor ki, efendim kusura bakmayın, Amerikan gümrüğünden bize, işte pasaport polisinden bize bir uyarı var. Evet, uçağa binerseniz ve de oraya uçarsanız sizi Amerika'ya almayacaklar. Şoke bir durum. Amerikan, Endonezya Genelkurmay Başkanı Amerika'nın davetiyle Amerika'ya gidecek ama Amerikan gümrüğü diyor ki, polis, pasaport polisi diyor ki seni içeri almayacağız. Büyük skandal tabii ki. General hemen Gatot, General Gatot büyük bir tepkiyle uçaktan iniyor. Ziyaret iptal ediliyor. Konunun medyaya yansımasıyla çok büyük Endonezya'da infial başlıyor. Amerikan karşıtı mesajlar, Amerikan Büyükelçisi de yok. Orada işte bir işgüder diplomat varmış, Büyükelçi de atamamışlar daha. Öyle bir ortam. Pankartlar asılıyor. Bu pankart diyor ki, ordunun ve Genelkurmay'ın tepkisi üzerine, ziyaretin iptali ve sert açıklamalar üzerine, Amerika'dan korkmuyoruz, bravo silahlı kuvvetlere. Endonezya'da asılan pankartlar o. İşte elçilik kapatılsın, büyükelçi atılsın falan diye de pankart asmışlar ama sonra Endonezya güvenlik güçleri kaldırmış. Böyle bir ortamda, gayet elektrikli bir ortam, neden böyle bir şey oldu?
son derece olağan dışı. Amerikalı yetkililer bakıyoruz, biz de çok şaşırdık, kusura bakmayın falan demişler. Bir iki özür dilenmiş yerel büyükelçilikten ama tekrar Endonezya'yı da Amerika işte stratejik ne demiş, bakın elçilik olarak orada da bir stratejik ortaklık lafı var. Çünkü elçilik diyor ki Endonezya ile stratejik ortaklığa bağlıyız. Ve halklar ve ülkeler arasındaki dayanışmanın devamı falan. Yani Amerika birçok yerde, birçok ülkede bu şekilde garipliklerle kendi kendisine zarar vermekle meşgul. Endonezya'da şu an son derece büyük anti-Amerikancı dalga yükselmiş durumda. Silahlı kuvvetlerin çok daha sert yaptırımlar uygulamasını istiyorlar. Peki bu neden oldu? Bunun neden olduğuna dair şu an itibariyle bir bilgi yok. Fakat hani geçen hafta şöyle bir şey olmuştu. Geçen hafta 1965-66'ya dair Endonezya gizli belgeleri Amerikan kaynaklarınca, bu Amerika'nın işte CIA ve diğer birimlerinin gizli belgeleri periyodik olarak açıklanır ya, o açıklamalardan bir tanesi geçen hafta yaşanmıştı ve oradaki dosyalardan bir tanesi bu 1965-66 Endonezya büyük kargaşasının belgelerini anlatıyordu. O belgelerde şöyle ne oldu diyelim, orada Sukarno yönetimi zamanı, devlet başkanı Sukarno'ydu, Ahmet Sukarno. Fakat tam yönetimi Sukarno götüremiyordu, orada büyük miktarda ordu etkisi de vardı ve bir aşamada Komünist Kızılçin'in Endonezya'da komünistleri de kullanarak onların desteğiyle bir darbe yapmaya çalıştığı haberleri dolaştı. Sonra veya bir girişim de oldu açıkçası o zaman. Sonra Endonezya'da komünistlere karşı çok büyük bir temizlik kampanyasına girişildi. Ordu, muhtelif milis güçler komünistlere karşı çok yaygın bir şiddet kampanyası başlattılar. Bu şiddet kampanyasında 100 binler, 500 bin, 600 bin kişi, daha da fazla can verdiği bilinmekteydi. Belgeler diyor ki, bu tarafı, bu kısmı bilinmekteydi, bu kısım tarihte var. Belgeler diyor ki, bu da Ahmet Sukarno'nun Kennedy ile olan fotoğrafı, ta o zaman Kennedy de ev sahipliği yapmıştı Sukarno'ya. Şöyle, gizli belgeler diyordu ki, Amerikan elçiliği ve Amerikan diplomasisi Endonezya'da nasıl büyük bir katliam olduğunu ve nasıl büyük işte ordunun katliama giriştiğini biliyordu, fakat sesini çıkartmadılar. İşte Amerika'nın sesini o zaman çıkartmaması da biraz tarih bilenler için gayet normal. Çünkü neydi zaman? 65-66, Amerika tam Vietnam'a girmiş. İşte komünizmle mücadele, Amerika komünistlerle mücadele ediyor. Endonezya'yı da dominonun, Vietnam sonrası işte komünist etkinin yaşanacağı dominonun bir parçası sayıyorlardı. O dominonun düşmesine karşı her yol serbest. O her yol serbestlerden bir tanesi de işte karşı temizlik ve katliamdı. O katliam o şekilde yaşandı. Endonezya bu konuda aslında çok acılı bir dönem olduğu için sessizdir. Pek konuşulmazdı. Şimdi o belgeler ortaya çıktı. Bu belgelerle Genelkurmay Başkanı'na bugünkü muamele arasında bir ilgi var mı, bağlantı var mı bilemiyoruz ama Endonezya şu an çok kızgın. Uyku, uykunun faydaları. Uykunun faydalarını biliyoruz. Fakat rüyanın faydalarını yeterince bilmiyormuşuz. Araştırma diyor ki lütfen uykuya verdiğiniz önemi rüyalara da verin. Çünkü rüyalar uykunun hem tamamlayıcısı ve olmazsa olmazı. Bilimsel araştırma aynı zamanda da bilimsel dergiye çıkmış. Uzmanlar diyor ki zamanımızda tamam, uyku iyi kötü işte biliniyor, fakat rüyanın anlam ve önemi yeterince bilinmiyor. Rüyanın insan sağlığı için ne kadar önemli olduğu göz ardı ediliyor. Hatta rüya görmek küçümseniyor, horlanıyor.
önemsiz bir şeymiş gibi düşünülüyor. Doğru değil diyor uzman. Diyor ki rüya ve ruhsal sorunlar yaşarsınız. Dolayısıyla rüya görmek faydalıdır ve rüya görmek için kendi kendinizi teşvik edin. Toplumsal olarak da teşvik olsun. Nedir? İşte rüyayı görmeyi engelleyen faktörler, uyku bozuklukları, işte alkol ve diğer maddelerin kullanımı, fiziksel bozukluklar ama daha da önemlisi alarm saatleri. Uzman diyor ki o sizi uykudan uyandıran alarm aslında sizin en büyük düşmanınızdır. Çünkü rüyanın en önemli yerinde, vücut için en gerekli rüya kısmında o alarm çalar ve filmin sonunu göremeden uyanırsınız ve şaşkın biçimde uyanırsınız. İşte bu son derece olumsuz bir durumdur. Rüya görmezseniz ne olur? Rüya görmezseniz sinirlilik, depresyon, kilo almak ve halüsinasyon görmek, gün içinde halüsinasyon görmek gibi yan etkilere taşırsınız diyor. Bundan sonrası için çare uykuyu teşvik, aynı zamanda rüya görmeyi de teşvik ve sosyal olarak rüya görmenin desteklenmesini ve savunulmasını istiyor uzman. İşte rüyanın bilgileri ve gün içinde yaşananları sınıflama ve zihni etkileme etkisi gayet iyiymiş. Ha mesela diyor ki tekrar rüya görmezseniz uyku bozuklukları ve uyku apnesi denen olay artmış durumda. Bu da rüyaya karşı olan hareketin faydasıdır ya zararıdır. Rüya faydalıdır, uyku faydalıdır ve rüya görmenin teşvik edilmesi gerekmektedir diyor. Rüyayı teşvik ediyoruz. Siyasi rüyalar dışında uyku rüyaları her zaman teşvik ediliyor. Bu şekilde tamamlıyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşça kalınız.